Arkadaşlar merhaba, 21 Haziran Çarşamba, ABD'de iki program var. Horseshoe Indianapolis ve Delaware Park. Horseshoe Indianapolis'e bakacağız. Birinci koşu 22.01 değil, senin ilk ayağı bir maiden koşuyla başlıyor. Üç yukarı dişlere mahsus 1100 metre kum pistte. Koşu 36 binlik bir maiden koşu. 7 numaralı Miss Defy Doll, Jose Lopez'le üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 3 numaralı Castle Magic, Eduardo Perez'le start alacak. 1200 kumda ikinciliği var son startında. 1 numaralı Rapunzel Song, Orlando Mojica ile start alıyor. Favori olduğu koşuda ikinciliği var 1200 kumda. Aynı koşuda üçüncü olan 9 numaralı Always Blossom, Rapunzel Song'un arkasında üçüncülüğü var. Ve 5 numaralı Signature Call, Fernando de la Cruz'la bu koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu altılı Ganya'nın ilk ayağı 22.32'de start alacak. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1600 çimde bir şartlı koşu. Koşuya gidelim. Koşu 40 bin dolarlık orta grup bir şartlı koşu. Burada iki isim öne çıkıyor. 3 numaralı Akamai üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Son 4 startında 2 üçüncülüğü var. Bunlardan birisi Stakes, birisi 40 binlik şartlı koşu. Bir de 2 numaralı Gold Digan Devil, Joseph Ramos'la start alıyor. Kariyerin iki startı 2023 yılında bu sene 3 Mayıs'taki maiden koşuyu 1100 kumda 1.04.93'te kazanıyor. 17 Mayıs'ta da 1200 kumdaki şartlı koşuyu iki boydan fazla farkla kazanıyor. Son startında 1.11.21. 3 ve 2 yeterli gibi gözüküyor. 1 numaralı Silent Son adı da bir hat daha yazmak isterseniz Marcelo Pedroza Junior ile yazılabilir. Altılı Ganyan ikinci ayağı bir maiden koşu 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1000 metre kum pistte start alacak. Koşu 34 bin dolarlık orta grubun altında bir maiden koşu. 5 numaralı April Clover, Joseph Ramos'la start alacak. Aynı jokeyle favori olduğu son startta 1000 metre kum pistte 34 binlik maiden koşuda ikinciliği var. 10 numaralı Intermittent Fast, Tyler Hurt de start alıyor. Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 1 numaralı Designated ile ikili olan 3 numaralı Aim Higher var. Santos Sanyor'la start alıyor. O da 120 ve 80 binlik koşulardan bu koşuya gelen birisi. Bir de 9 numaralı Green Grease Point of Entry yavrusu. Bu koşuda şans verdiğim son isim, eğer bütçeniz müsaitse, ekürlerden 8 numaralı Sugar Coat eklenebilir bu ayakta. Altılı Ganya'nın üçüncü ayağı, pardon, 3 kar İngilizlere mahsus bir maiden koşu. 1600 çifte start alacak. Koşuya gidelim. 30 binlik maiden satış koşusu. 7 numaralı Wim Hof'la başlayacağız. Declan Kanon'la start alacak olan 84 ve 100 binlik koşulardan bu koşuya geliyor. 8 numaralı Great Commons English Channel yavrusu David Lopez'le start alacak. 12 numaralı Royal Dissidence Joseph Talamo'yla, 10 numaralı Tricolor Joseph Ramos'la, 1 numaralı Channel Z Rodney Prescott'la bu koşuda şans verdiğim bir isim daha var. 9 numaralı Drama Critic Yoel Navas'la. Önceki favori olduğu koşuda bir ikinciliği var. 30 binlik maiden satış koşusunda 1600 içinde. Bu koşuda 13 numaralı Son of Thunder koşudan çıkan isim olursa, hangi isminin çıkacağını bilmediğim için bu ismi de öneriyorum. Beşinci koşu 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus handikap koşu. Hoosier Breeders Sophomore handikap koşusu. Burada da 4 numaralı Blue Light Special tek olur gibi gözüküyor. Koşu 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir handikap koşu. 4 numaralı Blue Light Special 7 Nisan'da 1700 kumdaki 100 binlik şartlı satış koşusunu iki boy farklı yaklaşık 1.44.38'de 1600 kumda da 42 binlik şartlı koşuyu 7 boydan fazla favori olduğu son startında 1.37.75'le kazanmış. Bu grupta da bu koşuyu Emmanuel Esquivel ile kazanır diye düşünüyorum. 6. koşu Hoosier Breeders Sophomore Handicap koşusu, yine 3 yaşlı İngilizlere mahsus bu sefer. 1700 kumda yine koşu 100 bin dolarlık handikap koşu.
7 numaralı King Ice'la başlayacağız. 40 binlik şartlı koşuda son startında baş farkıyla ikinci oluyor 1600'da. Ondan önce 1670'te bir Black Type koşuyu yaklaşık 2 boy farklı 1.43.94'te kazanıyor. Ondan önce de 1600 kumda bir maiden koşuyla koşuyu kazanıyor. 36 binlik 1.40.21.1600 kumda. 4 numaralı Win Me Over Eduardo Perez ile start alacak. İki önceki startını geçen sene 16 Kasım'daki son startında 1.2.3 kumdaki şartlı koşuyu kazanıyor. Daha sonra 1.2.liği 1.3.liği var. King Ice'ın arkasında bu son 3.liği. 10 numaralı Bad Boy Gaze Santun Sanyur ile start alıyor. 1.2.3 kumdaki son startındaki favori olduğu Maiden koşuyu 1.10.77 ile kazanmış. 5 numaralı Good Forever Marcelino Pedroza Junior ile start alacak. Son 4 startında 3 ikinciliği var. Son startında kazandığı bir handikap koşu var. 1100 kumda 1.05.11 ile. 6 numaralı Zapiet de aynı koşuda ikinci oluyor. Good Forever'ın kazandığı önceki startında son startını 1100 kumda 1.06.42 ile kazanıyor. 6 numaralı Zapiet. Son olarak 1 numaralı Runaway Rojo Reylu Guitrez de 1100 kumdaki önceki startındaki maiden koşuyu kazanıyor. 1.05.36 son startında bir ikinciliği var. Kariyerinin 4 startının 3'ünde favori çıkmış bir isim. Geldik son ayağı. Altılı Ganya'nın son ayağı. 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1600 isimli bir opsiyonel satış koşusu. Koşuya bakalım. Koşu 40 bin dolarlık şartlı satış koşusu. 38 bin dolar toplam ikramiyesi var. Burada da 3 isme yer vereceğiz. 7 numaralı Lady Pucci, Dimitrescu yavrusu Joseph Talamo'yla start alacak. 120 ve 80 binlik koşulardan bu 40 binlik koşuya geliyor. 4 numaralı Mofi Declan Kanan'la start alacak. Kariyerin 4 startında 1000 metre tapetadaki maiden koşuyu kazanarak başlıyor. Önceki startında da 80 binlik bir şartlı satış koşusunu 1.24.11 ile 1400 kumda yaklaşık 3 boy farkla favori olduğu önceki koşuyu kazanmış bir isim. 3 numaralı Timeless Rose Marcelino Pedroza Junior ile bu koşuda şans verdiğim son isim. 3. müsaitse 8 numaralı Rock the Nile. Sürpriz beklediğim bir isim Tyler Hurt ile bu koşuda. O da 1200 kumdaki son iki startındaki maiden koşuyu ve şartlı koşuları 3.5 boy ve yaklaşık 8 boy farklarla kazanmış bir isim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. 7'li Plesen'in ilk ayağı, 7 numaralı Mystify Doll, 3 numaralı Castle Magic, 1 numaralı Rapunzel Song, 9 numaralı Always Blossom, 5 numaralı Signature Call. Altılı Ganyan ilk ayağı, 3 numaralı Akamai ve 2 numaralı Gold Digger Devil. Yeterli ilave etmek isteyenler 1 numaralı Silent Sonata'yı ilave edebilirler. Altılı Gayan ikinci ayağı 5 numaralı Apple Clover, 10 numaralı Intermittent Fast, 3 numaralı Aim Higher, 1 ile Ecury, 9 numaralı Green Grace ve ilave etmek isteyenler ekürlerden 8 numaralı Sugar Coat diğer ekürler. Dördüncü koşu 7 numaralı Wim Hof'la başladık. 8 numaralı Great Coolness, 12 numaralı Royal Decadence, 10 numaralı Tricolor, 1 numaralı Channel Z ve 9 numaralı Drama Critic. Dördüncü ayakta 4 numaralı Blue Light Special tek olur gibi gözüküyor. Beşinci koşuda da 7 numaralı King Ice, 4 numaralı Win Me Over, 10 numaralı Bad Boy Gaze, 5 numaralı Good Forever, 6 numaralı Zapinit ve 1 numaralı Runaway Rojo. Son koşuda da 7 numaralı Lady Pucci, 4 numaralı Mofi, 3 numaralı Timeless Rose ve 8 numaralı Rock the Nile. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.